İlk meselesine biraz baktık şimdi şeyle devam edelim. Bu poligonaydı ne? ID poligon Buradaki tanım güzel. Sıfır bilgi kanıtları sayesinde kullanıcıların özel bilgilerini açığa vurmadan kimliklerini kanıtlamalarına olanak tındır. Ee, Gelen Excel örneği vereceğim. Bir yere gireceksiniz, bir bara. 18 yaşından büyük müsünüz, küçük müsünüz? Ona bakıyor ve siz gösterdiğiniz an kimliği, sizin anne adınız, baba adınız, her şeyinizi görüyor veya bir polis kontrolünde. ...sizin kimliğinize bakacak. Sadece TC'yi alması lazım atıyorum ama... ...başka bilgilere de bakıyor. Ee, biz karşı tarafa sadece o... ...kriptografik kanıtın parçasını... ...göndermek istiyoruz. Bunu da sıfır bilgi kanıtları ile yapıyoruz. Ve bu sayede ifade özgürlüğünü... ...hem de varsayılan olarak gizliliği sağlıyor. Kullanıcıların kimlikleri sıfır bilgi... ...kriptografisi ile korunuyor. Yani ZK'ler dediğimiz... ...Zero Knowledge tarafındaki... ...kriptografideki gelişmeler... Ortaya bir sosyal sonuç çıkarıyor. Artık kimliklerimizi yeniden yorumlayabiliriz. Bu Cihangir Tezcan hocanın da e, YouTube'da bununla ilgili güzel, yani oluşla ilgili güzel e, şeyleri var, videoları var. Otoblockchain'de bu konuda iyi çalışıyor. Güven üçgeni dediğimiz bir şey var burada. Güven üçgeni dediğimiz şey aslında e, nasıl diyeyim? Yani diyelim ki ben diyorum ki Şöyle yapalım. Bir arkadaşımın kitabından örnek vereyim. Hüseyin'in kitabından. Ben bu kitabı yazdım diyorum. Şurada da kriptoloji uygulamaları. Yeni bir yayın evine gittim. Mesela gittim. Nereye? Manning yayın evine gittim. Dedim ki, ya ben böyle bir kitap yazdım diyorum. Ee, onlar da diyor ki, ben sana nasıl güveneceğim? Apaküsü arıyor. Alo, sizde böyle bir yazar var mı? Buraya. Hani şöyle, işte fotoğrafı bu, tipi bu falan. Var diyorlar. Tamam diyor o zaman doğrudur. Bu, bu çok sorunlu bir ilişki ama. Yani abaküs mesela yok diyebilir. E, sen onu kanıtlayamayabilirsin falan. Bir türlü bir sürü şey. Belge de sahte olabilir falan. Diyoruz ki problem neydi? Şimdi baştan al. Problem Bura Java kitabı yazdı ve gidip Python kitabı yazmak istiyor başka bir yerde. Oraya bunu ikna edecek. Önce Abaküs şu kimlik sağlayıcı diyor ki Buğra sen Java kitabı yazdın. Bununla ilgili bende kriptografik belge kanıt var. Bak tamam diyorum kimlik tutucu ben gidiyorum cüzdanımdan oradaki şeyi okutuyorum. Okuttum cüzdanımdan ve o kanıtı cüzdanıma çekiyorum. Artık Abaküs onu benden alamaz. Çünkü demiş ki bunun ta geçerli 2030 Blok zinciri de bunu yazmış. Artık o kanıt var bende. Sonra gidiyorum. Meninge. Meninge diyorum ki ben Python'la ilgili kitap yazacağım. Tamam. Ee, bir verify edelim bakalım. Sen gerçekten Abaküs'te yazdın mı bu kitabı? QR kodunu açıyor. Ve QR kodu şunu sorguluyor. Abaküs'te kitap yazdı mı yazmadı mı? Ama Abacus'a gidip sormuyor. O kriptografi sayesinde zaten orada bir... E, Çek, yani Türkçesi nasıl deriz? Bir doğrulama mekanizması var. Doğrulama mekanizması var. QR kodu okutuyorsun sen. Hop verify ediyor. Evet Abacus'ta kitap yazdı. Zaten bakın burada güven böyle nokta 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 çizgili ya. Net, yani doğrudan bir bağlantı yok. Ve bu şekilde güven üçgenini oluşturuyorsun. Buna triangle of trust deniliyor. Mesela bak diyor ki ee, Kimlik sahibi 1 Ocak 2023'ten önce doğmuş mu doğmamış mı? Bu site bunu kontrol ediyor. Eğer doğmuşsa siteye girebileceğim. Hemen bu site gidiyor. Know your customer age credential'dan senin doğum tarihini kontrol ediyor. Ama bunun veri tabanına bağlanmıyor. Buna sormuyor. Rızan var mı bunu yap, alabilir mi falan demiyor. Bu zaten onu başta sağlıyor parçayı. Ve sen bu doğrulayıcı, bu site senin cüzdanınla iletişime geçiyor. Cüzdanındaki o kriptografik kanıt parçasını görmeye çalışıyor. Anlatabildim mi? Biraz soyut. Ve o kriptografik kanıt parçasına biz verified credential diyoruz. Niye böyle diyoruz? İşte bunların standartlarını verirleyen W3C diye bir yer var. Yani diyor ki bunun terminolojisi bu olsun. Mesela KIS protokol şey dedi buna. Etester dedi issuer yerine tester dedi. Ama genel kabul issuer. Onlar da sonra issuer'a döndü. Almanlar bazen böyle hani hep orijinal bir terminoloji kullanalım seviyorlar. Ama burada issuer dendi. Ee, ne nasıl oluştu üçgen? Holder ben, issuer devlet, verifier. Mesela bir iş merkezi girerken kimliğimi gösterdim. Böyle bir üçgen var. Üçgeni de çözdük mü? Tamam bu videoda burada bitti.